Merhaba, İlkilerim kanalınıza hoş geldiniz. Bu iki günde şirketin yanlış çeviri ve medyanın prim dolu haberleriyle hepimiz çok yıprandık. Tabii ki bizden çok BTS yıprandı. Medya her fırsatı onları üzmek ve yıpratmak için kullanıyor. Jungkook uyandığında etrafın karışık olduğunu görüp haberlerin aslını anlatmak için hemen bir canlı yayın açarken Namjoon da Weverse upuzun bir yazıyla döktü içini. Gecenin ikisinde herkese acımasızca yargı dağıttı. Bu çocuk sektördeki, hatta dünyadaki en iyi lider. Ben okurken ağladım. Umarım o yazarken çok ağlamamıştır. Hiç yorum yapmadan yazıyı okuyacağım. Dünkü yayın bitti ve bana çıkış yaptığımızdan bu yana hiç bu kadar arama gelmemişti. İnsanların bana attığı ekran resimlerine bakınca birçok provokatif kelimeler olduğunu gördüm. Dağıldı, ara verdi, büyük duyuru, faaliyetlerini durdurdu vesaire. Bunun olacağını bilmediğimizden ya da buna hazırlanmadığımızdan değil ama içten içe gerçekten çok acı veriyor. Ağladığımız ve her şeyi anlattığımız yerleri baştan sona izlemenizi beklediğimden değil. İster sıradan bir şirket yemeği olarak, isterse yayımlandığı tarih olan 13 Haziran'ın sembolü olarak görülsün, bu video geçen 9 yılda her zaman her şartta bizim yanımızda olan ARMY için çekilmiştir. Tabii ki dışarıdan ne yaygara yaptılar, ne boş konuştular tarzında eleştiriler gelecektir. Eminim diğer sanatçılar ve hayranlar da böyledir ama neredeyse 10 yıldır birlikte olduğumuz ARMY ile özel bir bağımız var. Bu duyguyu şimdiye kadar röportajlarda sayısız kez aldığımız sorularda tatmıştık ama nedense birkaç kelimeyle anlatmak oldukça zor ve ben de o kelimeleri bulmakta oldukça zorlanıyorum. Her neyse, bu zamana kadar bu özel duruma öncelik verip bizimle iletişim kuran hayranlarımıza çoktan yapmak zorunda olduğumuz hem bir aşk itirafı hem de bir günah çıkarmaydı. Videoyu izleyenler zaten anlamış olsa da yeni şarkımızın adı Yet To Come'da da belirttiğimiz gibi bu bir son değil. Ayrıca ağladığın tek yerin ekran görüntüsü alınıp hiçbir şey yazılmadan bu kadar her yere dağılması üzerine şunu merak ediyorum. Acaba sebepsiz yere mi alkol etkisi altındaydım? Gerçekten de dürüst olma cesareti her zaman gereksiz yanlış anlaşılmalarla sonuçlanıp felaket yaratıyor gibi görünüyor. Söylemek istediğim şuydu. Biz ikiyiz. Bireysel artı grup. Ve sözlerimizi sanki tek bir varlıkmışız gibi çarpıtmadık. O yönde konuşmadık. Biri bir olarak konuştuk ve bu süreçte ortaya çıkan tüm duyguları sadece cesaret ve gözyaşlarıyla paylaştık. İnanıyorum ki eğer bizi tanıyan bir ARMY iseniz bunu anlayacaksınızdır ve ben bundan bir kez bile şüphe etmeyeceğim. Videoda söylediklerimiz her şey olduğu gibi. Jungkook ve Taeyong da iyi bir şekilde açıkladılar ama biz her zaman BTS'in geleceğini çok doğru bir şekilde düşünür ve konuşuruz. Kavga ettiğimiz ve birbirimize kırıldığımız zamanlar oldu. Sosyal aktivitelerimize 10'lu 20'li yaşlarımızda başladık. Yetişkin olarak olgunlaşırken deneme yanılma sürecinden geçiyoruz. Her ne kadar bu mesajın başka bir yaygaraya neden olabileceğinden veya dedikoduları arttırabileceğinden korksam da tartışmalarda ilk kişi olduğum için basitçe açıklamak istiyorum. Videoyu izleyerek bize olumlu destek veren, yakın veya uzak olsun sevgi ve enerjilerini yollayan herkese teşekkür ederiz. Bireysel ve takım olarak en iyimizi göstermeye devam edeceğim. Teşekkürler. Bir daha biri BTS dağılacak, bu bir hazırlık derse onu engelleyeceğim ona göre. BTS daha güçlü bir şekilde devam ediyor. Siz de gidin bir köşede ağlayın, gölge yapmayın. Benim tatlı ikilerim, siz de yorumlarda buluşalım. Sizi morluyorum. Kaçım kurtuyor şimdi.